Az önce tedavi için genetik testler dediniz. Peki tedavi için genetik testler ne için yapılıyor hocam? Hangi aşamada gereklidir? Evet. Şimdi gelişen bilimsel veriler ya da yeni bilimsel veriler ışığında her gün çok 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 yeni bir yakışı olmakta ve bu ışık, bunların ışığında biz artık biliyoruz ki hemen tüm tümörlerde mutlaka genetik profilleme çok önemli hale geliyor. Yani bir meme kanseri tanısı konuldu veya bir bağırsak kanseri tanısı konuldu. En çok bilinen ya da en çok etkili olduğu bazı genetik mutasyonlar var. Hemen onları bir istiyoruz. Ha, bana göre ideal olan tüm gen profilinin çıkarılması daha tanı sırasında ama pahalı yöntemler olduğu için daha çok çabuk ulaşılabilir. En sık olanları tercih ederek o tümöre neden olan bir takım genetik anormallikleri tespit ediyoruz. Bu kalıtsal anlamında değil, yani aileden geçişli anlamında değil hepsi. Bazen aileden geçişli olmuyor ama tümörün kendisinde olabiliyor. O genleri tespit ettikten sonra da bunlarla ilişkili eğer bir tedavi, bu immünoterapi olabilir, hedef tedavi dediğimiz akıllı ilaçlar olabilir. O tedavileri hemen devreye koymak istiyoruz veya sırası geldiğinde hemen eklemek istiyoruz. Onun için de bugün hemen tüm tümörlerde tanı sırasında istediğimiz bir takım moleküler testler veya genetik testler var. Onların yapılması çok önemli ve neredeyse histolojik tanı kadar, patolojik tanı kadar bizim için artık vazgeçilmez bir parça haline geldi bu moleküler testler.